Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirali sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Bugünkü dersimizde üstadımıza yönetilen birkaç eleştiriyi, tenkitleri ve cevaplarını okuyup anlamaya çalışacağız. Çünkü malumunuz meyve veren ağaç taşındığı gibi üstadımıza da çok fazla tenkitlerde de bulunanlar olabilmiş maalesef. Bunların cevaplarını üstadımız Hüseyin orada kısmen vermiş. Bunlardan 3-4 tanesini okuyup anlamaya istifade etmeye çalışacağız inşallah. Emir Dalekası, Kastamonu Dalekası ve Hanımlar Rehberi'nde geçen yerleri okuyacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bana itiraz edenler gizli ayıplarını bilmiyorlar. Yalnız zahiri bazı hatalarını bahane edip ve yanlış olarak Risale-i Nur'u benim malım zannedip Risale-i Nur'un nurlarına perde çekmek, intişarına rekabet etmek için derler. Said, cuma cemaatine gelmiyor, sakal bırakmıyor gibi tenkitleri var. Said, cuma namazına gelmiyor, cuma cemaatine gelmiyor, sakal bırakmıyor gibi tenkitler var. El cevap, ben çok kusurları kabul ile beraber derim, bu iki meselede büyük mazeretlerim var. Ben çok kusurları kabul etmek ile beraber derim ki, bu iki meselede benim büyük mazeretlerim var. Evvela ben Şafii'yim. Şafii mezhebinde cumanın bir şartı, 40 adam imam arkasına Fatiha okumaktır. Cuma namazının kabul olması için bazı şartlar var. Şafiyim, Şafii olmaktan dolayı da diyor ki cumanın bir şartı da şudur ki 40 adam imamın arkasına Fatiha okuması gerekiyor. Daha başka şartlar da var. Sadece bu şart değil. Daha başka şartlar da var cumanın kabulü için. Onun için burada cuma bana farz değil. Ben mezhebi azami takliden bazen sünnet olarak kılıyordum. Ben İmam-ı Azam'ın Ebu Hanife'nin mezhebini taklit ederek bazen cumayı sünnet olarak kılıyordum. Saniyen, ikinci olarak 20 senedir haksız olarak beni insanlarla görüşmekten men ettikleri için 20 senedir beni haksız olarak insanlarla görüşmekten men ettikleri için, yasakladıkları için hem bu ahirde resmen 4 ay evvel perde altında insanlarla temas ettirmemek için tembihat olmuş hem de gizli emirler de verilmiş resmi olarak kimse Bezoban'ın yanına gitmeyecek, onunla görüşmeyecek diye bu şekilde tembihatta olmuş. Hem 25 senedir ben münzevi yaşadığım için, 25 senedir inzivada yaşadığım için kalabalık yerlerde huzur bulamıyorum. Ve herkesin arkasında mezhebimce iktida edip namaz kılamıyorum. Herkesin arkasında mezhebimizce ona tabi olup o imama namaz kılamıyorum. Ve okumakta yetişemiyorum. Namazdaki o Fatiha suresini okumakta yetişemiyorum. Ve daha Fatiha'nın yarısını okumadan imam rükuğa gidiyor. Ben Fatiha'nın yarısını okumadan imam ne yapıyor? Rükuğa gidiyor. Bizde Fatiha okumak farzdır. Şafii mezhebinde Fatiha'nın okunması farzdır. Ben de Fatiha'yı bitiremeden imam rükuğa gittiği için bu şekilde yetişemiyorum. Ve bunun için ne yapıyor? Üstadımız diyor ki cuma cemaatine gidemiyorum. Sakal meselesi ise, üstadımızın sakal bırakmaması meselesi ise, yani nasıl ki üstadımız hayattayken bu konuda eleştiriler, ondan sonra değişik konuşmalar olmuşsa, arada kaç yıl geçmiş, yine de aynı şekilde bu mesele gündemdedir. Yine söyleyenler olabiliyor maalesef. Üstadımız bunun cevabını elhamdülillah vermiş yani. Bu bir sünnettir. Sakal meselesi ise bu bir sünnettir. Hocalara mahsus değil. Sadece hocaların bırakması gereken bir sünnet değil. Bu millette %90 sakalsız olanların içinde küçükten beri sakalsız bulundum. Bu millette %90 sakalsız olanların içinde küçükten beri bulundum. Yani Osmanlı'nın son dönemlerinde üstadımız yetişmiş. 1870'de doğum tarihi malumunuz. Ondan sonra Osmanlı'nın son dönemde olduğu halde bu milletin %90'ı sakalsız olanların içinde bulundum diyor. Bu 20 senedir bana resmi hücumlarda bazı arkadaşlarımın sakallarını kesirmeleriyle benim sakal bırakmadığım bir hikmet, bir inat ilahi olduğunu ispat etti. Bu 20 senedir bana hücumlarda bazı arkadaşlarımın sakallarını kesirmeleriyle, malumuz Cumhuriyet kurulduktan sonra, Cumhuriyet'in ilanından sonra değişik şekilde dindarlara zulümler maalesef yapılmış. Bu zulümlerden bir tanesi de işte sakal bırakanların sakallarının kestirilmesiydi. Üstadımızın da mesela arkadaşlarının ve işte, o dönemki dindar, takva, salih insanların sakalları kestirilmiş. Diyor ki, nedir mesela? Benim sakal bırakmayışımın bir hikmeti ortaya çıktı ve bu sakalı bırakmayışımın bir Cenab-ı Hakk'ın niyeti olduğu ispat edildi. Eğer sakal olsaydı, tıraş edilseydi Risale-i Nur'a büyük bir zarardı. Çünkü ölecektim, dayanamayacaktım. Eğer benim sakalım olmuş olsaydı
ve o sakalımı da kesmiş olsaydı devlet erkanı, devletin yetkilileri, Hüseyin Nur'a büyük bir zarar olacaktı. Çünkü ölecektim. Sakalımın kesilmesine ölecektim, dayanamayacaktım. Bazı alimler sakalı tıraş etmek caiz değildir demişler. Muratları sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haramdır demektir. Yoksa hiç bırakmayan bir sünneti terk etmiş olur. Yani mesela şu an bile işte cilet bulmak, ustura bulmak haram mıdır, değil midir, ondan sonra sakal kesmek haram mıdır, değil midir diye konuşmalar oluyor. Bu meselede elhamdülillah Üstadımız noktayı koyuyor adeta. Yani bir müceddit olarak, bir müştehit olarak bu meselede elhamdülillah bizim aklımıza takılabilecek soru işaretini gideriyor. Nedir mesela? Sakal bırakıldıktan sonra sünnet niyetiyle kesmek haramdır. Yoksa sakalı hiç bırakmamış birisi sakalını kesmesiyle, ustura vurmasıyla bu haramı işlemiş değildir yani. Sadece sünnetin terki söz konusu. Yoksa sakalı kesmekle, jilet ustura vurmakla harama girmiş olmuyor. Fakat bu zamanda dehşetli pek çok günah-ı kebireden çekinmek için, bu terki sünnete mukabil, bu sünneti terk etmeye mukabil, Risale-i Nur'un irşadıyla 20 sene hapsi münferit hükmünde işkenceli bir hayat geçirdik. 20 sene adeta tek başına bir hapis hayatı geçirdim. İşkenceli bir hayat geçirdim. İnşallah o sünnetin terkine bir kefarettir. İnşallah o sünnetin terkine de bir kefarettir diye beyan ediyor. Ya bu meseleyle alakalı, sakalla alakalı Kassamonu'nun hakkında şöyle bir yer var. Orayı da okuyayım. İstanbul ulemasının en büyüğü ve en müdakiki ve çok zaman müftül enem olan eski fetva emini meşhur Ali Rıza Efendi, İstanbul'da Osmanlı zamanında görev yapmış olan, Şeyhülislam'ın görevini yapmış olan Ali Rıza Efendi, birinci şua işareti Kur'an-ı Vayet-i Kübra gibi Risale'leri gördükten sonra Risale-i Nur'un mühim bir talebesi olan Hafız Emine demiş ki, uzun bir yer var, oraya geçiyorum, üstadımızın sakal bırakmaması alakalı bir ifadesi okuyacağım. Ali Rıza Efendi'nin üstadımızın sakal bırakmaması alakalı ifadesi. Diyor ki bu misli bedzamanın dahi elbette bir içtihadı vardır. İtiraz edenler haksızdır demiş. Yani bedzamanın sakal bırakmaması meselesinde muhakkak bir içtihadı vardır. Bu konuda bedzamana itiraz edenler, tenkit edenler ve saldırılar haksızdır demiş. Ve Hoca Mustafa'ya emretmiş. Söylediğimi yaz. Bedzamana kemal-i hürmetle selam ederim. Telifatınızın ikmaline hırsızca ne dua etmekteyim. Yazmış olduğunuz kitapların bitmesini, tamamlanmasını canı gönülden ne yapıyorum, dua etmekten bu konuda. Yani ruhani sağ olacak kadar kıymetlidir. Bazı ulema-i su'nun tenkidine uğradan tesir olma. Bazı ulema-i su, kötü alimlerin eleştirilerine, tenkitlerine uğradığına üzülme. Zira yemişli ağaç taşlanır kazesi meşhurdur. Yemişli, meyve veren ağaç taşlanır kazesi meşhurdur. Haşiye, yani mübarek tatlı meyveleri bulunan ağaçlara taş atanlar, akılları varsa tatsınlar ve yesinler. Çürütmeye layık ve kabil değiller demektir. Mübarek olan, meyveleri tatlı olan ağaçlara taş atanlar, akılları varsa tatsınlar ve yesinler, çürütmeye layık ve kabil olmadığı anlaşılır demektir. Mücahadatınıza devam buyurun. Cenab-ı Hak ve Feyyaz Mutlak acilen murat ve matlubunuza muvaffakun bil hayr eylesin. Siz o manevi cihadınıza devam edin. Cenab-ı Hak Feyyaz Mutlak acil bir şekilde sizi istediklerinizi elde etmeyi, sizi muvaffak etmeyi hayırlı bir şekilde nasip etsin. Baki hakkın varlığına, birliğine emanet olunuz. Baki olan Allah'ın birliğine emanet olunuz diye eski fetva emini Ali Rıza Bey ne yapıyor? Böyle bir mektup yazmış hani, göndermiş üstadımıza. Bu sefer de üstadımızın bekar kalması, mücerret kalması alakalı yeri okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Başka hariç memlekete mühim yerlerde ceridelerle sorulan neden sünnet-i seneye muhalif olarak mücerret kaldığın sualine bir cevaptır. Yani yurt dışında da malum üstadımızı takip edenler, haberdar olanlar olmuşlar. Üstadımızla alakalı gazetelerde yazılar yazılmış ve diyor ki hariç memlekette mühim yerlerde gazetelerle sorulan niçin sünnet-i seneye muhalif olarak mücerret kaldın, bekar kaldın sualine bir cevaptır. Evvela
Mektubumuzu gayet hasta olan üstadımıza okuduk. Üstadımız ise ben şiddetli hasta olmasaydım bu çok kıymetdar ve müdakik ve mübarek kardeşlerime tafsilatlı bir cevap yazacaktım. Üstadımız ne diyor? Peki ben eğer çok şiddetli hasta olmasaydım bu çok kıymetdar, ondan sonra müdakik ve mübarek kardeşlerime ayrıntılı bir şekilde cevap yazacaktım. Fakat bu şiddetli vaziyetim müsaade etmediğinden gayet kısa birkaç noktayı o mübarek ve samimi kardeşlerime ve hizmeti Kur'an'da arkadaşlarıma yazarsınız dedi. Fakat benim halimin şartlarımdan dolayı tafsilatlı ayrıntılı bir şekilde cevap veremeyeceğim. Kısa öz bir şekilde hem kardeşlerime hem de o merak eden kişilere bir kısa cevap yazacağım diye söylüyor. Birincisi, 40 seneden beri gayet dehşetli bir zındık hücumu karşısında her şeyini feda edecek hakiki fedakarlığa lazım geldiği bir zamanda. 40 seneden beri gayet dehşetli bir zındıka, dinsizlik hücumu karşısında. Yani mesela Cumhuriyet, Osmanlı'nın son döneminde, ondan sonra Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda ciddi bir dinsizlik hücumu olmuş. Bu dinsizlik, zındık hücumu karşısında her şeyini feda edecek hakiki fedakarlar lazım geldiği bir zamanda Kur'an-ı Hakim'in hakikatına değil dünya saadetimi, belki lüzum olsa ahiret saadetini dahi feda etmeye karar verdim. Yani dinsizliğin bu kadar şiddetli hücumlarına, dini ortadan kaldırmak için bu kadar şiddetli çalışmalarına karşılık çok hakiki fedakarlar lazım geldiği bir zamanda Kur'an-ı Hakim'in hakikatlarına, gerçeklerine değil dünya saadetimi, belki lüzum olsa ahiret saadetimi de dahi feda etmeye karar verdim. Yani Üstadımız mesela dünyasını ve ahiretini feda etmeye karar verdiğini söylüyor. Değil bir sünnet olan muvakkat dünya zevcelerini almak, belki bu dünyada 10 huri de bana verilseydi bırakmaya mecburdum ki. Yani bu dehşetli zındıka hücumu karşısında dünyamı da ahiretimi de feda etmeye karar verdiğim, hazır olduğum bir durumda değil bir sünnet olan evliliği terk etmek, eğer bana verilseydi, dünyada 10 tane huri de bana verilseydi bırakmaya mecburdum ki ihlas-ı hakikiyle hakikat-ı Kur'an'a hizmet edebileyim. 10 huri de verilseydi bana, buna bırakmaya mecburdum ki ta ki samimi bir şekilde Allah rızası için bu iman Kur'an hizmetini hakkıyla yapabileyim. Çünkü bu dehşetli dinsiz komiteleri öyle dehşetli hücumları ve desteleri yapıyorlardı ki bunlara karşı gelmek için azami fedakarlık yapmak ve harekat-ı dünyasını rıza ilahiden başka hiçbir şey adet yapmamak lazım geliyordu. Çünkü bu zındıka komitesi öyle sinsizce çalışıyorlar, öyle hücum ediyorlar ki bunların bu çalışmalarına karşı en üst düzeyde fedakarlık yapmak gerekiyor. Ve çok samimi bir şekilde çalışmak gerekiyor ki Allah'ın rızasından başka hiçbir maksadı olmadan çalışmak gerekiyor ki onlara karşı muvaffak olunabilsin. Biçare bir kısım alimler ve en takva insanlar çoluk çocuğunun maişet derdi için bid'alara fetva verdiler ve taraftar göründüler. Yani evet, ustamız evlenmemeyi seçti. Daha çok hizmet etmek, daha çok alayında koşulmak için, daha çok İslamiyet'e hadim olmak için böyle bir yöntem seçti, böyle bir usule başvurdu. Ama bunu yapmayıp evlenip İslamiyet'e hizmet etmeye çalışan bazı takva olan, alim olan insanlara biz bakıyoruz ki geçim derdi için, çoluk çocuğuna rızık götürmek için ne yapmışlar mesela? Bid'alara fetva vermek zorunda kalmışlar ve o işe taraftar görünmüşler. Hususan din derslerini kaldırıp ezan-ı Muhammedi'yi kaldırmak gibi dehşetli hücumlara karşı azami fedakarlık ve azami sebat ve metanet ve her şeyden istiğna etmek lüzumu karşısında ben bir sünnet-i seniye olan evlenmek adetini terk ettim ki ta çok haramlara girmeyeyim ve çok vacipleri ve farzları yapabileyim, bir sünnet yüzünden 100 günaha girilmez. Yani din derslerinin kaldırıldığı, ondan sonra Arapçanın yasak edildiği, ondan sonra İslami derslerinin verilmediği, din derslerinin kaldırıldığı, ezan-ı Muhammedi'nin Türkçe okutulduğu bir dönemde her şeyden istiğna etmek, ondan sonra sebat etmek, metanet etmek lüzumu karşısında ben bir sünnet olan evliliği terk ettim ta ki çok haramlara girmeyin. Efendim Üstadımız bir sünnet olan evliliği terk ettiğini beyan ediyor. Ama buna karşılık ne diyor mesela? Ta ki çok fazla haramlara girmeyin diye söylüyor. Ve daha çok vacipleri ve farzları yapabileyim diye belirtiyor. Yani haramlara girmemek için, daha çok farz ve vacipleri yapmak için bu sünnetini yaptım, terk ettim diye ifade ediyor. Bir sünnet yüzünden 100 günaha girilmez. Çünkü o 40 sene zarfında bir tek sünneti yerine getiren bazı hocalar 10 kebaire ve haramlara girmeye, bir kısım sünnet ve farzları bırakmaya kendilerini mecbur bildiler. Yani bir tek sünnet olan evliliği yapan bazı kişiler, bazı hocalar onlarca günahlara girmek, haramlara girmek, ondan sonra sünnetleri ve farzları terk etmeye kendilerini mecbur bildiler.
Mesela bu durum yani ki geçmişte de günümüzde de görülüyor. Bakıyorsun ki mesela bazı kişiler evleniyorlar. Evlenmek adı altında bakıyorsun ki haramlara daha çok yöneliyor. Faiz çekmek, kredi çekmek, ondan sonra İslami hizmetleri yapmamak, ondan sonra ne bileyim İslam için mücadele etmekte geri durmak. Yani bu meseleler hakikaten görünüyor. Böyle bir durum da var yani. Geçmişte olduğu gibi bugün de yani evlilik hakikaten herkes tam bir sünnettir amına ama bu evliliği yaparken farz ve vaciplerden uzaklaşan, ondan sonra harama, günahlara girenler maalesef olmuş. Bu konuda da tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Saniyen ayet-i kerimede fenkihu ma tabe lekum. Fenkihu ma tabe lekum. Ve hadis-i şerifteki tenakehu tekaseru gibi emirler emri daimi ve vücubi değildirler. Hadiste evleniniz çoğalınız diye buyuruyor Resulü Ekrem Aleyhisselam. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak işte size helal olanlarla nikahlanın diye belirtiyor. Diyor ki bu emirler sürekli olan emirler ve farz gibi olan, vacip olan emirler değildir. Belki istihbabi ve sünnet emirleridir. Yani evleniniz, çoğalınız, ondan sonra nikahlayınız gibi ifadeler var ama bu sürekli olan, daimi olan, farz olan bir emir değil, sünnet olan bir emirdir. Bir defa bunu anlamak lazım değil mi? İşte evlilik sünnettir yani. Sonra hem şartlara bağlıdır. Evlenmek için gerekli şartlar var. Bunlar da ilmi hal kitaplarında, fıkıh kitaplarında belirtilmiş. Hem de herkes için her vakit değildir. Herkes için her vakit değildir. Hem de la ruhbaniyete fil İslam. Ruhbaniyet İslamiyet'te yoktur. Bir de ifade var mesela rahiplik İslamiyet'te yoktur. Mesela malumunuz işte Hristiyanlarda rahipler evlenmeden kalmışlar. Bazıları üstadımızın ve bazı nur talebelerinin, vakfabilerimizin işte evlenmemesini işte bunu haşa rahiplikle kıyaslayıp işte rahiplik İslamiyet'te yoktur. Siz niye bu şekilde kalıyorsunuz diye itiraz edenler de oluyor. Diyor ki bunun manası ruhbaniler gibi tecerrüt merduttur, hakkatsızdır, haramdır demek değildir. Rahipler gibi bekar kalmak, reddedilmiş, kötü olan, hakkatsız olan, haram olan bir şey demek değildir. Belki, yani İslamiyet'te ruhbanlık yoktur. Bunun manası ne peki? Belki, hayrun nasi men yenfa'un nas, hadisin sırrıyla. İnsanların en hayırlısı onlara en çok faydalı olandır. Bu hadisin sırrıyla hayat-ı içtimaiyeye hizmet etmek için içtimai bir adet-i İslamiyet derviştir. Yani dünyadan elini eteni çekmek değil, daha çok insanların sosyal hayatına katkıda bulunmak gerekiyor. Bu konuda insanları sosyal olarak ne yapıyor mesela? Teşvik ediyor. Yoksa selef-i salihinden binlerle ehli hakikat inzivaya, mağaralara muvakkaten girmişler. Yoksa selef-i salihinden, mesela asr-ı saadete yakın olan o zamandan, tabinlerden, tebe-i tabinlerden, ondan sonra sahabelerden, diyor ki binlerle hakikat ehli olanlar inzivaya girmişler, mağaralara muvakkaten girmişler. Mağaraya kapanmışlar. Peygamber sonunda mesela belli bir süre yapmış, mağarada kalmış. Dünyanın fani müzeyyenatından isyana ve tecerrüt etmişler. Dünyanın fani olan lezzetlerinden, zevklerinden, süslerinden kendilerini uzak tutmuşlar. Ta ki hayat-ı ebedilerine tam hizmet etsinler. Ta ki ebedi hayatlarına daha çok hizmet etsinler. Madem şahsi ve hususi kemalat-ı bakiyesi için dünyayı terk edenler selefi salihinden çok var. Madem ki selefi salihinden dünyayı terk edenler bu şekilde muvakkat olarak çok bulunuyor ve şahsi fazileti için, şahsi kemalatı için bunu yapanlar olmuş. Elbette hususi değil, külli ve umumi olarak çok biçarelerin saadet-i bakiyeleri için ve dalalete düşmemeleri ve imanlarını takviye edip kurtarmaları için ve hakikat-ı Kur'aniye ve imaniye tam hizmet etmek ve hariçten gelen dahilde çıkan dinsizlere karşı dayanmak için zail ve fani dünyasını terk etmek elbette sünnet-i seniyye muhalefet değil, belki hakikat-ı sünnete mutabakattır. Madem ki selef-i salihinden bazıları muvakkat olarak işte dünyayı terk edip mağaralara kapanmışlar, inzivaya kapanmışlar. Daha çok hizmet etmek, daha çok ibadet etmek, daha çok Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmak için bu faaliyeti yapmışlar değil mi? Mesela Ramazan'da itikafa girmek. 10 gün boyunca mesela Peygamber Efendimiz'in sahabeleri işte itikafa girmişler. 10 gün camiden çıkmayıp artık ne kadar süre imkan varsa bu zamanlarını, kıymetli zamanlarını daha çok ahirete çalışmak için ne yapmışlar? Faaliyet göstermişler. Nasıl ki bu olmuşsa aynı şekilde de diyor ki Üstadımız çok biçarelerin baki saadetlerini kazanmak için, en çok sayıda insanın ahiretlerini kurtarmak için ve dinsizliğe girmemeleri için, sonra imanlarını kuvvetlendirmek için, sonra Kur'an'ın hakikatlerine, imanın hakikatlerine tam hizmet etmek için, sonra dinsizliğe karşı dayanmak için, dinsizlikle mücadele etmek için, zail olan, fani olan dünyasını terk etmek, bu içtimai hayattan çekilip daha çok iman Kur'an hizmetinde çalışmak elbette sünnet-i seniyye muhalefet değil. Yani Üstadımızın bu şekilde bekar kalması, nur talebelerinin bu şekilde bekar kalması
mücerret kalması sünnete muhalefet değil, belki hakikaten sünnete mutabakattır. Belki sünnetin hakikatına tam uygun bir harekettir. Değil mi? Yani çoğu kişi derken bazı kişiler ne diyorlar mesela? Evlenmemek işte sünnete muhaliftir diye üstadımız ve bazı murtabeleri abiler için bunu söylüyorlar. Ama halbuki üstadımız diyor ki bu sünnete muhalif bir durum değil. Tam tersi sünnetin hakikatına, özüne, gerçeğine tam bir uygunluktur. Ve Sıdık-ı Ekber'in, Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh hazretlerinin cehennemde vücudun büyüsün ta ehli imana yer bulunmasın diye fedakarlıkta azami sadakatın bir zerresini kazanmak fikriyle. Ebu Bekir Sıdık hazretleri ne demiş mesela? Ya Rabbi benim vücudumun cehennemde o kadar büyük ki başka ehli imanın cehenneme girmesine yer kalmasın. Bu fedakarlıktaki azami sadakatın bir zerresini kazanmak fikriyle biçare sahip bütün ömründe tecerrütü istiğnayı ihtiyar etmiş. Üstadımız Ebu Bekir Sıdık'tan bu fedakarlık konusunda sadakat noktasına dersi alıp o ne yapıyor mesela? Diyor ki ben de bütün hayatımda, bütün ömrümde o tecerrüdü, o bekar kalmayı ihtiyar etmişim diyor. Sadece Risale-i Nur'un talebelerine başkaları evleniyorlar, siz tezevvüçten vazgeçiniz denilmemiş, denilmez. Üçüncü olarak da başka bir izaha geçirirseniz, Nur talebelerine başkaları evleniyorlar, siz evlilikten vazgeçiniz, tezevvüçten vazgeçiniz denilmemiş, denilmez. Fakat talebeler birkaç tabakadır. Bir tabakanın hakiki ifası kaybetmemek ve hakiki fedakarlık ve azami bir sadaka taşımak için dünya ihtiyaçlarına mümkün olduğu kadar ömrünün muvakkat bir kısmına bağlanmaması bu zamanda lazım gelir. Malhuz Nur talebeleri çok sayıda var elhamdülillah. Bu çok sayıda olan talebenin içinde evlenmeyen çok az bir grup var. Onlar da daha çok imana, Kur'an'a hizmet etmek için hayatlarının belli bir kısmını ne yapıyorlar? Allah yolunda geçirmeyi amaç ediniyorlar, gaye ediniyorlar. Yoksa bütün Nur talebeleri evlenmesinler ve haşa evlilik yanlıştır, yasaktır, evlenmek yasaktır gibi bir kayıta konulmamış tabii ki yani. Eğer hizmeti Kur'an'a ve imaniyede yardımcı bir hanım bulsa alır, hizmetine zarar vermez. Lillahilhamd bu nebiden çok talebeleri var, zevceleri onlardan geri kalmıyorlar. Elhamdülillah bazı Nur talebesi abine ne yapmışlar mesela? Evlenmişler, muvaffak bir beyanla evlenmişler. Bu evlilikle beraber ne yapmışlar mesela? Daha çok imana, Kur'an'a hizmet edebilmişler. Ve hatta bazında oluyor ki mesela o bayanlar eşlerinden daha çok hizmet edip koşturanlar olmuş. Belki kadınlardaki şefkatten gelen ücretsiz fıtri kahramanlık ve hakiki ihlas cihetiyle zevcinden daha ileri gidebilir. Nur talebelerin yetişmiş kısımlarından ekserisi evlenmişler. Bu sünneti yerine getirmişlerdir. Ve Nur talebenin çoğu ne de mesela evlenmişler, bu sünneti yerine getirmişlerdir. Risale-i Nur onlara der ki, Risale-i Nur izdivaç eden o talebelerine diyor ki, haneniz bir küçük medrese-i nuriye, bir mektebi irfan olsun ki bu sünnet tam yerine gelsin. Eviniz bir küçük medrese-i nuriye olsun, bir mektebi irfan olsun ki bu evlilik sünneti yerine gelsin. Mesela sadece evlenmek, çocuk sahibi olmak değil yani. O yuvayı bir okula, bir medreseye çevirebilmek. Orada İslamiyet'in yaşandığı, ondan sonra o çocukların dine uygun bir şekilde büyütüldüğü bir yuvaya dönüşmek esas olması gerekiyor. Sünnete asılı uygun olan budur. Yoksa kişi evleniyor, evlendikten sonra İslami bir yuva değil de cahili, ondan sonra yanlış İslamiyet'e uygun olmayan bir şekilde olan bir beraberliğin olduğu bir hayat tarzı sünnete uymuş olmak manasına gelmeyecektir yani. Sünnet-i Seniyye'nin meyvesi olan çocukla ahirette size şefaatçi olsunlar. Yani evlilikle Sünnet-i Seniyye'nin meyvesi olan çocuklar ahirette size şefaatçi olsunlar. Dünyada da iman dersini alıp size hakiki evlat olsunlar. Eğer İslamiyet'e uygun bir evlilik izdivaç olursa o çocuklar ne oluyor? Hem ahirette size şefaatçi olacaklar hem de dünyada da iman dersini aldığı için anne baba hukukuna dikkat eden hakiki evlatlar olacaklar yani. Yoksa bu 30 senede kısmen olduğu gibi o çocuklara yalnız terbiye-i medeniye verirse bir cihete o çocuklar dünyada faydasız ve ahirette davacı olarak. Ne için imanını kurtarmadınız diyeceklerinden peder ve validelerini mahzun etmek sünnet-i senenin hikmetine münafi olur. Yoksa İslami bir eğitimin olmadığı, İslami bir yaşayışın olmadığı halede o çocuklar yetişirse, İslami yaşamdan uzak bir şekilde yetişirse ahirette zaten davacı olacaklar. Dünyada da ailesini hem huzuru kaybedecekler hem de şikayetçi olacak yerler yani. Yine son bir yer okuyup bitireceğiz inşallah. Üstadımız yanında başka kitaplar bulundurmuyor. Niye bulundurmuyor? Bununla alakalı bir tenkit var.
Onunla alakalı yeri okuyacağım inşallah. Diyorlar Said yanında başka kitapları bulundurmuyor. Demek onları beğenmiyor. Ve İmam Gazali de radıyallahu anh tam beğenmiyor ki eserlerini yanına getirmiyor. Diyorlar ki Bezvan Said Nursi başka kitapları yanında bulundurmuyor. Demek ki onları beğenmiyor. Yani zaten dini kitapları yasak. Zaten başka kitapları üstümüzde yanına bulunduramıyor. Yani bu şartlardan dolayı bir de kalkın ne yapıyorsa iftira ediyorlar mesela. Nasıl bir sonuca varıyorlar. Diyor ki Said demek ki onları beğenmiyor. Ve İmam Gazali de beğenmiyor ki İmam Gazali'nin eserlerinin yanına getirmiyor. İşte bu acip manası sözlere bir bulantı veriyorlar. Böyle sözlere ne yapıyorlar? Bulantı veriyorlar değil mi? Bugün de geçerli yani bu eleştiriler, bu tenkitler mesela maalesef bugün de geçerli. Ne yapıyorlar mesela nur talebelerine, üstadımıza, görsel nurlara karşı eleştirilerde bulunup insanların zihnini bulandırıyorlar. Bulandırmakla ne yapıyor peki? İnsanın medreseye girmesini, cemaate dahil olmasını, ondan sonra kitapları okumasının önüne perde çekmeye, engel olmaya gayret ediyorlar maalesef. Bu nevi hileleri yapan, peki bu tür hileleri yapan kimlerdir? Perde altında ehli zındıkadır. Perde altındaki dinsizlerdir. Fakat saf dil hocaları ve bazı sofları vasıta yapıyorlar. Perde altındaki dinsizlerdir aslında bu tür şüpheleri uyandıranlar, tenkitler yapanlar. Ama bunu yaparken saf dil hocaları ve işte bazı sofları ne yapıyorlar? Vasıta yapıyorlar. Buna karşı deriz ki haşa, yüz defa haşa. İmam-ı Gazali beğenmemek gibi bir söze karşı biz haşa, yüz defa haşa diyoruz. Risale-i Nur ve şakirtleri, Hüccetül İslam, İmam-ı Gazali ve beni İmam-ı Ali ile bağlayan yegane üstadımı beğenmemek değil, belki bütün kuvvetlerle onların takip ettiği mesleği ehli idaretini hücumdan kurtarmakla muhafaza etmektir. Değil mi? Nur talebeleri ve evet, üstadımız hiçbir şekilde İmam-ı Gazali beğenmemek gibi bir durumu söz konusu olamaz. Tam tersi nedir? Mesela İmam-ı Gazali'nin gittiği yolda imana, Kur'an'a hizmet etmek, Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi yolu üzerinde faaliyet göstermek amaçlardır, gayelerdir. Yani. Yoksa böyle bir zatları beğenmemek aklımızın ucundan geçmez. Fakat onların zamanında bu dehşeti zındıka hücumu erkan-ı imaneyi sarsmıyordu. Fakat İmam-ı Gazali'nin zamanında bu dinsizlik hücumu imanın rükünlerini sarsmıyordu. Eskiden iman kuvvetliydi hakikaten mesela. Ama araya zaman geçmiş materyalizm, komünizm, marksizm, deizm, ateizm gibi değişik fikir akımları ne yapıyoruz mesela? İnsanların imanlarını ciddi bir şekilde sarsmış. O muhakkik ve allame ve müşehit zatların asırlarına göre münazara ilmiyede ve dünyada isim ettikleri silahlar hem geç elde edilir hem bu zaman düşmanlarına birden galebe edemediğinden. Yani zaman değişmiş, şartlar değişmiş. O zaman da insanların işte ilmi münazaralarda, dini konulardaki tartışmalarda elde ettikleri silahlar, cevaplar bugünkü şartlarda hem geç elde edilir hem de bu zamanın düşmanlarına tam galebe edemeyecek yani. Bundan dolayı Risale-i Nur Kur'an-ı mucizül beyandan hem çabuk hem keskin hem tam düşmanların başını dağıtacak silahları bulduğu için yani o büyük zatların o zamanlarda kullanmış olduğu ifadeler, izahlar, kitaplar, ondan sonra cevaplar, adeta Üstadımız bunu silah olarak teşbih ediyor. Bu silahlar bugünkü şartlara tam muvafık olmadığından dolayı üstadımıza ne diyor mesela? Kur'an-ı mucizül beyandan çabuk, keskin, düşmanların başını dağıtacak silahlar bulduğundan dolayı o mübarek ve kutsi zatların tezgahlarına müracaat etmiyor. Yani üstadımız İmam-ı Gazali'nin kitaplarına müracaat etmiyor ama İmam-ı Gazali'nin üstadı olan Kur'an-ı mucizül beyana müracaat ediyor ve Kur'an'dan bu zamanın dehşetli hücumlarına karşı koyacak eserleri ondan sonra cevapları istiyor. Ve Cenab-ı Hak ne yapıyor? Mesela bunu ihsan ediyor. Çünkü umum onların mercileri ve menbaları ve üstadları olan Kur'an, Risale-i Nur'a tam mükemmel bir üstad olmuştur. Çünkü bütün alimlerin, bütün evliyaların, bütün o müceddiklerin, müştehitlerin mercileri, menbaları ve üstadları olan. Mesela İslam alimleri veyahut evliyalar kaynakları neydi mesela? Kur'an-ı Kerim'di. Dolayısıyla üstadımız mesela o büyük zatların kitaplarına değil de tevhidi kıble edip ne yapıyor mesela? Kur'an'dan doğrudan ilham almaya çalışıyor. Kur'an'dan istifade etmeye çalışıyor. Ve diyor ki mesela Kur'an-ı Kerim ne yapmış? Risale-i Nur'a tam ve mükemmel bir üstad olmuştur. Hem ve hem vakit dar, bizler az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki o nurani eserlerden de istifade etsek. Hem vakit dar, bizler de az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki o nurani eserlerden de istifade etsek. Değil mi? Mesela bu ahir zamanlarda zaman öyle sınırlıdır ki insanın ne ki kitap okumaya ciddi manada zamanı pek kalmıyor ekseriyetle. Hem vakit az hem bizler de az olduğumuz için bu Risale-i Nur'daki mükemmel manaları insanlara ulaştırmak için nur talebeleri de mesela
zındık komitelerine, ondan sonra sefahattaki, davetteki kişilere buna ulaşmak, ulaştırmak noktasında az oldukları için ne diyor mesela? Biz de vakit bulamıyoruz ki o diğer kitaplardan istifade edelim. Hem Risale-i Nur şakitlerinin 100 mislinden ziyade zatlar o kitaplarla meşguldürler. Yani biz Nur Taberi, belki İmam Gazi'nin kitaplarını okuyamıyoruz ama Nur Taberi'nin dışında kalan yüz binlerce ehli iman ne yapıyor? O İmam Gazali'nin ve diğer büyük zatların eserlerini okuyorlar, meşgul oluyorlar. Arapça medresesindekiler, hafızlık medresesindekiler, ilahiyattakiler, İmam Hatip'tekiler, değişik değişik İslami gruptakiler ne yapıyorlar? Bu kitapları elhamdülillah okuyorlar zaten. Biz de o vazifeyi onlara bırakmışız. Yoksa haşa ve kella o kutsi üstadlarımızın mübarek eserlerini ruhu canımız kadar severiz. Yoksa haşa ve kella biz onların eserlerini beğenmiyoruz diye bir şey içimizden geçmez. O kutsi üstadlarımızın mübarek eserlerini ruhu canımız kadar severiz. Yani İmam Gazali o kutsi üstadlarımızı mübarek eserlerini canımız ve ruhumuz kadar severiz. Fakat her birimizin birer kafası, birer eli, birer dili var. Karşımızda da binler mütecaviz var. Vaktimiz var. Her birimizin birer kafası var. Birer eli, birer dili var. Karşımızda da binlerce saldıranlar var. Vaktimiz de dar. En son silah mitralyöz gibi Risale-i Nur bürhanlarını gördüğümüzden mecburiyetle ona sarılıp iktifa ediyoruz. En son silah olarak da mitralyöz gibi, makineli tüfek gibi Risale-i Nur bürhanlarını gördüğümüzden mecburiyetle ona sarılıp iktifa ediyoruz. Mesela tarih boyunca savaşlarda kullanılan silahlar değişmiş. Sürekli daha üst modeller çıkmış. Mesela farklı farklı cihazlar yapılmış, aletler yapılmış. Üstadımız da diyor ki mesela bu ahir zamanlarda işte düşmanlarımıza karşı en etkili, en çabuk, en keskin, en netice verecek silah olarak biz Risale-i Nur'u gördüğümüz için mecburiyetle ona sarılıyoruz ve onunla iktifa ediyoruz, yetiniyoruz yani. Bu dersimize işte dediğimiz gibi üstadımıza yönelten bazı eleştirileri, Risale-i Nur Taberi'ne yönelten eleştirileri okuyup anlamaya çalıştık. Eğer hakikaten insan isterse eleştirilerin cevabını da bulabiliyor kitaplarda ve okuyabiliyor veyahut abilerin Nur Taberi'ne sorsa niye bu böyledir, bununla alakalı cevapları bulmak mümkündür. İnşallah bu konuda şüphesi olanlar bu kitaplardan, derslerden, sohbetlerden istifade edip cevaplarını bulur ve istifade daha çok bu kitaplardan istifade etmenin yollarını arar inşallah. Cenab-ı Hak İslamiyet'e uygun bir şekilde daha çok yaşamayı bizlere nasip etsin. Alem-i İslam'dan içine bulunmuş olduğum maddi manevi sıkıntılardan halas etsin. Bizi inşallah sünnet-i seniyye tam itiba eden, sünnete uygun hareket edenlerden eylesin inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vâhum enilhamdülillâ rabbil alemin.